Teşkilat Başkanı konuşması, Sayın Belediye Başkanımızın konuşması, Sayın Kay... Bu güzel günde, bu anlamlı günde hep beraber bir arada olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Tüm engelli kardeşlerim adına hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Engelliler, engelsizler tarafından anlaşılmak isterken sadece acınmayı değil, duygu anlamında sizlerden bir farkımızın olmadığını ifade etmek. Cümlelerimiz, duygularımız çünkü bir aynı hislerle yaşıyoruz. Bu güzel günde engelli, engelsiz bütün kardeşlerimizin bir arada olduğu bu ortama geldiğiniz için, bu ortamı hazırlayanların emeğine sağlık diyerek hepinize katkılarınıza dolayı teşekkür ediyorum. Siz bireylerin birlikte okuduğu okullar olsun, iyi bir kaynaşma ortamı olsun istiyoruz. Bugün bu ülkemizde hamdolsun çok güçlü bir şekilde yapılıyor. Bu anlamda da Allah devletimize zeval vermesin, Sayın Cumhurbaşkanımıza engelliler için yaptığı bu güzel hem yardım hem farkındalık programları için de teşekkür ediyoruz. Ahmet kardeşim, Kasım kardeşim bahsettiler. Gerçekten özellikle Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana engelliler konusunda, sosyal alanda çok ciddi destekler olmuştur. Mesela eskiden biz hastanede zor randevu alırdık ama diyelim yatalak biraz, evine bile doktor gelebiliyor. İşte engellilerle ilgili sosyal destekler, sonra atamalardaki kolaylıklar, gerçekten ondan dolayı şükran duyuyoruz. Biz de Kozan'da mesela salonu düşünün, millet bahçesini, eski halini düşünün, yeni halini düşünün. Az önce kapıdaydım, şarjda tekerlek sandalyeyle kendisi buraya kadar gelebiliyor. İşte kent ölçeğinde projeler yaparken bunlara bile dikkat etmeye çalıştık. Mesela düzenlemiş olduğu bu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen bu programda sizlerle beraber olmaktan dolayı ben de büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu ifade ediyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hiç şüphe yok ki engelli bireylerimiz de ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine bugüne kadar önemli katkılarda bulunmuşlardır ve bundan sonra da ülkemizin daha ileriye, daha iyiye gitmesi noktasında da önemli katkılarda bulunacaktır. Yeter ki onlara fırsat ve imkan verilsin. Hepimiz görüyoruz, gözlemliyoruz ki imkan ve fırsat verildiği takdirde engelli bireylerimiz de hayatın her alanında, sanatta, sporda, siyasette, bürokraside, hemen hemen her alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Ülkemizi daha yukarıya, daha güçlü noktaya getirilmesi noktasında çalışmalar yapmaktadır. Yürüdüm aynı zamanda. İki kapı altındayken bizim burada oynamamız doğru olmayacaktır. Hepinize
İnşallah beğenirim. Şimdi de bir sürü için insanın olursa affolsun. İsmim Ayfer Köken. Kızım Nazik Burcu. Teşekkür ederiz. Kızım inşallah yürümeye başladı. Evde bayağı. Walker'sız da yürümeye başladı. Bugün çok sevinçliyiz. O yüzden de bugün dedik hem kutlayalım. Evet. Yani büyük mücadele verdik yürümesi için. Serapi Pasi hastası. Evet. Fizik tedavisine götürüyorum. Akupunktur, ozon tedavisi. Hiç durmuyoruz. Sürekli. Günlük fiziğe gidiyoruz. Yani mücadele devam. Doktorlar yürümez dedi ama ben çocuğumu yürüteceğim. Onu da inşallah paylaşacağım. Evde şu anda 16 adım bağımsız yürümeye başladı kızım. İnşallah daha da gelip daha sonra.